Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri soru kitabında dörtgenler ve çokgenler konusundaki 6. testin çözümünü yapacağız. Üniversite lim testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'deki düzgün altıgen karton kesik çizgiler ile belirtilen köşegenleri boyunca kesiliyor. Daha sonra elde edilen parçalar aralığında boşluk kalmayacak şekilde şu şekilde yapılıyormuş arkadaşlar. Bu şekil 2'deki kartonun çevre uzunluğu, şekil 1'deki kartonun çevre uzunluğunun kaç katıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar öncelikle şunu biliyoruz. Burası 120 ise. Bunlar 30 30 yaptı. Aynı şekilde 120 ise 30 30 yaptı arkadaşlar. E burası 90 oldu. Bu simetri ekseni 60 60 bölecek. 60 burası da 30. E burası da 120'ye eşit olduğundan 90 oldu. Burası da 60 oldu. E benden oran isteniyor arkadaşlar. Direkt şuraya isterseniz 1 1 diyelim. O zaman burası da 1, burası da 1, burası da 1. 1 1 ise burası kök 3 oldu arkadaşlar. Zaten ne koymuşuz burada? Şu dik üçgeni koymuşuz. Burası 30'un karşısı 1 iken 90'ın karşısı da 2 mi? 2. Bakın bir tanesi Büyük dik üçgenin bir kenarı. Yani burası 2, burası da 2. Bunlar da 1, 1, 1, 1 olan kenarlar değil mi? Evet. Bunun çevresi kaç? Şekil 2'deki e, çevre 2, 4, 6, 8, 8. Öbürünün çevresi kaç arkadaşlar? 6. İşte kaç kattır diye soruluyor. 8 bölü 6 katı yapıyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 4 bölü 3 yapıyor. Birinci soru böylelikle balık eseri oldu. Geldik ikinci soruya. Evet. 7 tane düzgün altıgen bu şekilde verilmiş. Buna göre diyor tüm şeklin çevresinin ABC üçgen şey, çek, ABC üçgen şeklindeki şu üçgen çevresine oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar kolay. E, burası A ise burası nedir? A köküçtür. Aynı şekilde A ise burası da A köküçtür. Aynı şekilde burası da A köküç, burası da A köküç. Ya A'ları hiç kullanmayalım isterseniz. 1 1 şeklinde kullanalım. Çünkü oran isteniliyor bizden arkadaşlar. Hiç A'la kafamızı karıştırmayalım. 1 1 ise köküç. E o zaman burası da köküç, burası da köküç, burası da köküç. 1 bir, 1 iken burası da köküç, 1 bir, 1 iken burası da köküç. Şimdi şunun çevresine bakacağız gençler. Şunun çevresine bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet bir kenarı bir ise 18. ABC üçgenin çevresi ne yapıyor arkadaşlar? 2, 4, 6, 6 kök 3. Yani buradan 18 ile 6 sadeleşince 3 kaldı. 3 bölü kök 3'den kök çarparsak 3 kök 3 bölü 3'den cevabımız kaç yapar? Kök 3 yapar. Evet cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Edremit çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Ekranı dikdörtgen olan bir tabletteki fotoğraf düzenleyici ile yan kenarları tablet ekranının yan kenarları üzerinde olan şekil birdeki düzgün sekizgen fotoğraf hazırlanıyor. Daha sonra fotoğraf alt ve üst kenarları tablet ekranının alt ve üst kenarları ile çakışacak biçimde büyütüldüğünde. Arkadaşlar bizim ekranımız bu şekilde büyütüldü. O zaman bizim sekizgenimiz şöyle mi olacak gençler? Evet sekizgen normalde şöyle büyümesi lazım. Ama ekranın dışında olduğu için bu büyüme göremiyoruz arkadaşlar. Bizim sekizgenimiz böyle oldu. Buna göre diyor bu tabletin uzun kenarı kısa kenarın kaç katıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Tabletin uzun kenarı kısa kenarı. Arkadaşlar düzgün sekizgende önemli olan nedir? Dış açı. Hocam dış açı 45 dış açı 45. Ya burası da 45 zaten. Bakın burada kısa kenar en azından buluruz. Burası 45, burası 45, burası da 45. Burası da 45. Çünkü 360 bölü 8'den. Hocam şurada kat şeklinde sorulduğu için bunları isterseniz 1 diyelim. Bu şurası da 1 olsun. 1 bir, birken burası kök 2. Kök 2, kök 2. Burası da 1, burası da 1. Kısa kenar ne yaptı arkadaşlar? 2 artı kök 2 yaptı. Evet burayı bulduk 2 artı kök 2 diye. Şimdi uzun kenarı bulalım. Bakın burası 2 artı kök 2. Dikkat 2 artı kök 2. Sonra burası nedir? 90 derece. 135 derece olduğundan burada kaç? 45 derece mi oldu? Evet. Hocam ne yaparız? Şuradan bir dik çizeriz. Aynı şekilde burası da 90. Burası da 45. Buradan da bir dik çizersek olay bitecek galiba. Bir kenar düzgün ki 8 genin bir kenarı ne oldu büyütüldüğünde? Önceden kök 2 idi. Şimdi 2 artı kök 2 oldu. 2 artı kök 2 olduğundan dolayı burası da 2 artı kök 2 eşittir. Burası da 2 artı kök 2 eşittir. Hocam 2 artı kök 2 ise şuradaki uzunluk 2 artı kök 2 yaptı. Bu uzunluk ne yapacak arkadaşlar? 2 artı kök 2 kök 2'ye 2'nin kök 2'ye bölünmüş hali kök 2'dir. Kök 2'nin kök 2'ye bölünmüş hali de 1'dir. Kök 2 artı 1. Aynı şekilde burası da kök 2 artı 1 mi arkadaşlar? Evet. E, uzun kenar kaç çıktı o zaman? Kök 2'den 1, 2, 3 tane var. 3 tane kök 2 artı 1 burada, 2 burada, 1 burada. 2, 4 mi yaptı? Evet. 3 kök 2 artı 4 yaptı. Evet kısa kenarı uzun kenarın kaç kattır diye soruluyor. Uzun kenarı 3 kök 2 artı 4'ü kaça böleceksin? 2 artı kök 2'ye böleceksin arkadaşım. Bölelim mi? Bölelim. Ne yapacağız burada? 2 eksi kök 2 eşitliğiyle çarpalım. Hocam 3 kök 2 artı 4 çarpı 2 eksi kök 2 bölü karesi eksi karesinden 2 yaptı burası. Eyvallah. Şimdi bunun devamını getireceğiz arkadaşlar. Bunun devamını getirecek olursak şunla çarptığın zaman 6 kök 2 yaptı. 6 kök 2 eksi şu ikisinin çarpımı ne yapıyor arkadaşlar? 3 kere 2 6 yaptı. Şu ikisinin çarpımı artı 4 kök 2. Sonra bu ikisinin çarpımı da eksi 4 kök 2 yaptım arkadaşlar yaptı. 4 kere 2 8 yaptı burası ya. 4 ile 2'nin çarpımı niye 4 kök 2 dediysem. Burası 8 yaptı burası da eksi 4 kök 2 yaptı. Bir de bölü ikisi de var arkadaşım. Evet buradan ne geliyor gençler? Şurası 2 kök 2 artı 2 bölü 2'ye eşit oldu. O zaman 2 parantezini aldığımızda 2 parantezinde kök 2 artı 1 bölü ne yaptı? 2 yaptı. Bölü 2'ler de gitti. Cevabımız da kök 2 artı 1'e eşit oldu arkadaşlar. Yani cevap böylelikle balık çıktı. Geldik 4'e. Aşağıdaki şekilde bir düzgün beşgen verilmiştir. Şekildeki boyalı bölgelerin alanları toplamı 6 birim kare olarak verilmiş arkadaşlar. Evet şurası A iken Burası da 6 eksi a olarak verilmiş arkadaşlar. Ya da a diyelim b diyelim. A artı b'yi işte vermiş 6 diye. Buna göre bu beşgenin bütün köşelerinden geçen dikdörtgenin alanı. Evet bütün köşelerinden geçen bir dikdörtgen nasıl oluşturulur arkadaşlar? Ancak şöyle oluşturulur. Dur. Çizeceğiz. Düzgünce çizeceğiz arkadaşlar. İşte böyle. Sonra bu köşeden de geçiyor. Bakın bu köşeden de geçiyor bütün köşelerinden geçecek. Aynen böyle olmak zorunda arkadaşlar. İşte bu. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada arkadaşlar ya bu dikdörtgenin özelliğinden B ise burası 2B diyebiliriz aslında ama hiç daha oraya daha gelmedik hiç onu söylemeyelim. Bu nasıl bir çokgen? Düzgün çokgen değil mi arkadaşlar? Düzgün çokgen olduğu için şu eşitleri şöyle bir yazalım isterseniz. Yazınca e hocam bu x kenar olduğundan dolayı şöyle bir dikdörtgen çizebiliriz. Dikdörtgen çizdiğimiz zaman ne geliyor arkadaşlar burada? dikdörtgen oluşturduğumuz zaman hocam bu tabanı keş parçaya böldü. Burada kalan A burada kalan daha mıdır? Evet. Bakın şuraya A buraya B diyecek olursanız A A'ya B'lik dik üçgenin alanı A. Hocam A iken burası da A, burası da B mi? B. A'ya B'lik dik üçgenin alanı burası da A yapar. Burası da aynı şekilde A yapar mı arkadaşlar? Yapar. Yani şuradaki dik üçgenlerin alanları birbirinin tıpkısının aynısı olduğundan dolayı. Şu ve şuradaki. Evet şu B'leri de sileyim isterseniz. Sonra ne yaptık? Buradaki dik üçgende de yine aynı şekilde. Şu dik üçgen, şu dik üçgen. Yani dik dörtgen bir burası A ise burası da A mıdır? E. Evet. Aslında ben şuraya A demeyeyim isterseniz. Buraya B, B diyeyim. Çünkü alanlar farklı arkadaşlar. Şurası da B olsun. Ben neyi biliyorum öncelikle? 2A artı B alanının kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. 6 olduğunu biliyorum. Bu aklımın bir köşesinde bulunsun. Devam edelim. <laughs> A hocam burası da aynı şekilde. Bakın dikkat ederseniz Hocam düzgün beşgenin bir dış açısı 72 burası. Burası kaç çarptı? 18. 18, 90, 72, 90'ın karşısı bu. Bu da 18, 90, 72, e 90'ın karşısı bu. Buradaki alanla buradaki alan aynı mıdır? Eş üçgen olduğundan dolayı yani burası da B'dir. e sonra ne yapacağız? Hocam şöyle dikdörtgen oluştursak şu çift çizgiye ait bir şeyleri kullanamam. Başka bir şey yapmalıyım düşünmeliyim. Alan dağıtayım. Ya da şu üçgenin alanın 2 olduğunu biliyoruz. Hocam şöyle şunu çizsek. Hocam burası 2A iken burası da 2A değil midir? Evet. E o zaman buranın da 2A olduğunu söyleyebiliriz. A şu da bir dikdörtgen ya. Burası 2A artı B ise burası da 2A artı B yapar mı arkadaşlar? Yapar. 2A artı B'nin ne olduğunu biliyoruz. 6 olduğunu biliyoruz. Ve şimdi bu dikdörtgenin alanını toplayalım bakalım. Kaç tane var? 4 burada. 6, 8. 8 tane A var toplam alanda. B'leri sayalım. 1 burada. 2 burada. 3 burada. 4 burada. 4 tane B. Yani buradan Bizden bu isteniyor arkadaşlar. 4 parantezin alınca 2 artı b yapar arkadaşlar bu. İşte bu soruluyor bize. 2 artı b'yi zaten 6 vermişti. O zaman 6 kere 4'ten cevabımız kaç çıkar? 24 çıkar arkadaşlar. Dördüncü soru böylelikle akçay çıktı. Geldik beşinci soruya. Çevresi 21 olan bir düzgün altıgen. <laughs> evet. Kağıt şekilde gösterildiği gibi üç kenarın orta noktasını birleştirilen doğrular boyunca kesilerek bir üçgen elde ediliyor. Hocam şunlar orta noktalar ise eğer bunlar orta noktalar ise eğer içeride oluşan şekil yine bir eşkenar üçgendir. Bunu nasıl ispatlayacağız size? Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şunu şöyle çizecek olursak yani düzgün altıgende genelde dışarıya eşkenar üçgen dış açısı kaç derece 60? Dış açısı 60 ya şu eşkenar oluşturabiliyoruz. A eşkenar üçgen oluştu. Bir kenar burası K K ise arkadaşlar burası da 2K. Hocam eşkenar üçgenden dolayı burası da 2K oldu. Dikkat edin burası da K iken burası da 2K oldu. Dikkat 2'ye 1 2'ye 1 olan olduğundan şunlar paralel oldu. Hatta burayı bulabilirim ben. 2 bölü 3 orandan dolayı ya da hiç gerek yok 60 sa 3K 3K'dan dolayı burası da 60 burası da 60 oldu. E burası da 3K oldu. Ya da 2 bölü 3 oran 2 bölü 3 orandan dolayı 3K diyebiliriz arkadaşlar. E aynısı sen şunu da uzatsan yine aynısı bu K burası 2K 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 oldu. Burası da 2K ise burası da 3K mı oldu? Evet burası da 3K oldu. Şimdi bize ne demişti arkadaşlar? Çevresi 60 birim olan düzgün altıgen. Yani bir kenar 2K 2 kyi sen 6 ile çarptığın zaman çevreyi vermiyor mu? Veriyor. Bu 60'a eşitmiş arkadaşlar. Pardon 20'ye eşitmiş. E buradan K'yı kaç buluruz arkadaşlar? Şu üçgenin çevresi isteniyor. 3, 6, 9 K mı isteniyor arkadaşlar bizden? Evet 9 K isteniyor bizden. Buradan şunu 2'ye bölsen. Şuradaki 2'ye bölmeleri bir halledelim mi arkadaşlar? Şimdi 12K eşittir. Dur. 12K eşittir kaç? 20. K da buradan 20 bölü 12. 4'e bölsen 5. 4'e bölsen 3. Bizden ne isteniyor? 3K'lık üçgenin çevresi isteniyor arkadaşlar. Yani bizden 9K isteniyor. 9 çarpı 5 bölü 3 isteniyor arkadaşlar. O da kaç yapar? 15 yapar. Evet cevabımız böylelikle 5. soruda denizli oldu. Geldik 6. soruya. Bir düzgün çokgenin kenarları ile ortak kenara sahip. Bir düzgün çokgenin Kenarları ile ortak kenara sahip ve bu düzgün çokgeni çevreleyebilen eş düzgün çokgenler çizilebiliyorsa bu düzgün çokgeni çevrelenebilir çokgendir. Örneğin bir eşkenar üçgen, bakın eşkenar üçgenin bir kenarıyla e, şöyle bir düzgün çokgen yapmış, burada da bir düzgün çokgen yapmış, burada da aynı düzgün çokgeni yapmış ve aynı düzgün ortak kenara sahip ve bu düzgün çokgeni çevre eş düzgün çokgenler bakın bunlar görüyorsunuz. E 12 genler. 12 genler çizilmiş arkadaşlar. İşte bu eşkenar üçgene biz ne diyoruz arkadaşlar? Çevrelenebilir. Çevrelenebilir çok adını veriyoruz. E burada ne yapacağız? Buna göre kaç tane çevrelenebilir çok gen vardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Valla iç açıdan mı gitsek arkadaşlar? İç açıdan gidersek sıkıntı yaşanabilir. Bence dış açıdan gidelim. Şimdi şuraya baksanız. Şu bizim referans noktamız olsun. Hocam bunun dış açısı şöyle. 360 bölü 12'den mesela burası kaç yapıyor? 30. Hocam burası da 360 bölü 12'den 30. Yani iki tane şu iki tane eş düzgün çokgenlerin dış açısının toplamı bize neyi veriyor arkadaşlar? Düzgün çokgenin iç açısını verecek. Mesela dörtgen içinde çizildiği zaman o 90 yapacak mesela. Tamam mı? Ee, o zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu düzgün çokgenin kenarının sayısına n diyecek olursam bunun dış açısı 360 bölü n'dir. 360 bölü n. Artı 360 bölü n de burası arkadaşlar. Bakın şurası 360 bölü n, burası da 360 bölü n. Bu ikisinin toplamı neye eşit? Buradaki düzgün çokgenin kenar sayısına ben x diyecek olursam, x kenarlı bir düzgün çokgen diyecek olursam bu düzgün çokgenin iç açısı bir tane iç açısının ölçüsüne eşit olacak. Yani bunu şey diyebilirsiniz aslında, ee, ne diyebilirsiniz hocam? Ee, i̇ç açısı bir tane düzgün çokgenin iç açısı neydi? n-2 çarpı, çarpı 180 bölü n değil miydi arkadaşlar? Oradan gidebilirsiniz. n-2 çarpı 180 bölü n eşit olacak. Evet oradan gidebiliriz aslında. Ya da ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi bir tane n-2 çarpı 180 iç açıların ölçüleri toplamı. O zaman burası da n-2 çarpı 180 bölü n e eşit diyebiliriz arkadaşlar. İki tanesinin toplamı. Hayır bu da x diyeceğiz. Özür dilerim. Çok özür dilerim. E hocam ben bunu bilmiyorum. İşte bir çok yeni iç açısının ölçüsünün ne demek olduğunu bilmiyorum diyenler şunu da yapabilir, dış açıdan da gidebilir. Hocam 360 bölü 360 bölü burada Buradaki iç açıyı bulduk ya. Dış açısı nedir arkadaşlar? Dış açıya yoğunlaşalım Bunun dış açısı 180 eksi şu açı neye eşit olacak? Direkt bunun dış açısına. O da dış açısı da 360 bölü x de diyebilirsiniz. Size kalmış. İşte ne diyeceksiniz yani? Şimdi sen buradan bunu buldun ya. Ne buldun? 720, 720 bölü n buldun, değil mi arkadaşım şunu? Şuradaki iç açıyı. Sen buradan 180'den 720 bölüğünü çıkarttığın zaman içerde oluşan x genin nesine eşit olacak arkadaşlar? Dış açısına eşit olacak çünkü 180 eksi iç açı bize dış açıyı verir. O da 360 bölü x'e eşit olacak. Buradan işlem 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 yaparak buradan birinci yol bu şekilde gidebilirsiniz. Ama ben ne dedim? Şurada direkt iç açı 360 bölü n, 360 bölü n topladığınız zaman neye eşit olacak? Bu düzgün çokgenin iç açısının ölçüsüne eşit olacak. Bu düzgün çokgenin iç açısının ölçüsü de neydi arkadaşlar? n-2 çarpı 180 x kenar dedik ya. aslında bu x-2 çarpı 180 bölü x'e eşit olacak. Çünkü n-2 çarpı 180 bütün iç açıların ölçüleri toplamı bir de n'e bölersen bir iç açısını buluruz diye söylüyorduk arkadaşlar. A, burada burada ne dedik? x-2 çarpı 180 bölü aynı şeklinde söyledik arkadaşlar. O zaman burası ne yaptı? 720 bölü n yaptı. Eşittir. 180 çarpı x 2 bölü x e eşit oldu. Şu şu gidince 4 mu kaldı arkadaşlar burada? Evet. 4 bölü n <laughs> eşittir. x 2 bölü x'e eşit oldu arkadaşlar. E burada ne yapalım arkadaşlar burada? İşler dışlar yapalım yap yapalım mı? Yapmayalım. N'i eni mi bulmaya çalışacağız biz? Tabii bir engel olacak arkadaşlar burada. Ya da şunu parçalasak mı diye düşünüyorum şu anda parçalayıp da şey de yapabiliriz aslında. Ya da en'i yalnız bırakalım. En'i yalnız bırakırsak arkadaşlar şu ne eşit olacak? En'i öbür tarafa atalım arkadaşım. Ya aslında en'i öbür tarafa atalım. Şey, i̇şler işler yaptığın zaman hadi. N çarpı x eksi 2 eşittir 4 x yaptı. N de buradan 4 x bölü x eksi 2'ye eşit oldu arkadaşım. E o zaman bu engem bir tam sayı olacak ya bu tam sayı olacak şekilde düzenleyelim. N neye eşit oluyor? Normal bir polinom bölmesi yapacak olursanız Tabi daha sağlıklı olacaktır. Şunu parçalayalım arkadaşlar. Bunun 4x'i x 2'ye böldüğünüz zaman kaç yapıyor? 4x 8 yapıyor. Çıkarttığınız zaman burada 8 kaldı. O zaman bu e, n neye eşit oldu arkadaşlar? 4 artı 8 bölü x eksi 2'ye eşit oldu arkadaşlar? Evet şu bölüm şuraya yazılıyordu. Kalan da buraya yazılıyordu. Bakın şu x'in çarpımı 4x 8 artı 8 de 4x yaptı. 4x bölü x eksi 2'ye eşit oldu. Şimdi burada 8'in bölenlerini düşüneceksiniz arkadaşlar. 8'in bölenleri için bunun ne olması lazım? 8'in bölenleri için bu 1 olur, 2 olur, sonra 4 olur, sonra 8 olur, değil mi arkadaşlar? İşte n ve x de pozitif tam sayı olacak ya negatiflere hiç girmiyoruz. E o zaman arkadaşlar kaç tane çevrelenebilir çokgen vardır diye soruluyor. Yani kaç tane x değeri vardır diye soruluyor arkadaşlar. O zaman cevabımız ne çıkıyor burada? Akçay çıkıyor. Çünkü buradan x ne geliyor arkadaşlar? x 2 1 ise x buradan 3 geldi. x yerine 3 yazdığımızda n de bir tam sayı değerde çıkıyor. Zaten 4'ten değer büyük değer çıkıyor zaten burada. Sonra x buradan x-2 eşittir 2 ise x buradan 4 gelir. Sonra 6 gelir. Sonra kaç gelir? 10 gelir arkadaşlar. 4 tane değer çıkar böylelikle. Yani bu kaçıncı soru arkadaşım? 6. sorunun cevabı da böylelikle akçay çıkmış oldu. Evet buradan da şunun cevabını da sonucunu da e, ulaşmaya çalışırsanız yine aynı sonuca Ulaşacaksanız ben dış açı ve iç açıdan gittim. Tabi burada soru kökünde işte ÖSYM şunu söyler artık. E, bir düzgün çok yani bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n şeklinde formülde verip o şekilde e, bize bir sorusunu soruyor artık. Haberiniz olsun formülüsü nezberlemenizi istemiyor. Ama ne olur ne olmaz diye biz de bileceğiz diye söylemiştik. En 6. soruyu böylelikle akçay bulduk geldik 7 soruya. Suzan odasının duvarına renkleri dışında eş olan düzgün beşgen yapıştırmalar ile aşağıdaki gibi süsleyecektir. Suzan bu süslemede her bir beşgenin iç kısmına, iç kısma bakan, iç kısma bakan kenarına komşu olan iki kenarın diğer beş, diğer beşgenlerin kenarları ile çakışık olmasını istemektedir. İşte şunlar. Buna göre Suzan bu süslemede toplam kaç yapıştırma yapmıştır diye soruyor. Arkadaşlar böyle yapıştırarak gidiyor ve en son bir kapalı şekil elde ediyor. E, bu işte kaç tane şey oluşturur diye soruluyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? İçeride şöyle bir düzgün çokgen mi oluşacak? Evet, bu düzgün çokgenin kenar sayısı bize kaç tane karton kullandığımızı mı söyler? Evet. E, bu düzgün çokgenin kenar sayısını bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki bizim için dış açısı önemli. Dış açısı da şunun dış açısı arkadaşlar. Bakın, şurası kaç derece zaten 108. E hocam, burası 108. Burası doğrusal olduğu için 72 oldu. 72. E bu da 108 olduğundan burası 36 oldu. Yani şu içerideki şunun nesi oldu arkadaşlar 36 dış açısı oldu yani o zaman 360 bölü dış açı bize kenar sayısını verir yani 10 kenarlı olduğunu söyler dolayısıyla 10 tane kartonla ben bu işi yaparım arkadaşlar evet 7. soruyu böylelikle denizli bulduk geldik 8. soruya Beyza ve Behlül eş uzunluktaki doğrusal çıtaları ucuca birleştirerek birer düzgün çokgen çerçeve yapıyor. Beyza ve Behlül'ün yaptığı çerçeveler için aşağıdakiler bilinmektedir. Beylinin yaptığı çerçevenin çevre uzunluğu Beyza'nın yaptığı çevre uzunluğunun 5 katıdır. Kenar uzunlukları birbirine eşit çıtalardan yapıyor ya. Arkadaşlar biri 5 katı olacakmış. Biri 5 katı olacakmış. Yani biri en kenarlıysa biri ne olacak arkadaşlar? 5 en kenarlı olacak. Beylinin yaptığı e, çerçevenin bir iç açısının ölçüsü Beyza'nın yaptığı çerçevenin bir iç açısının ölçüsünden evet Behlül'ün ki daha büyük değil mi? 48 fazlaymış. Yani burası alfayken burası alfa artı 48'miş arkadaşlar. Buna göre Beylül'ün yaptığı çerçevenin köşe sayısı Beyza'nın yaptığı çerçevenin köşe sayısından kaç fazladır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar iç açı formülünden gidebiliriz. Yani alfa neye eşit diyeceksiniz. Hocam n-2 çarpı 180 bölü n eşit olacak diyeceksiniz. Burada hocam kenar sayısı aslında 5n. 5n-2 ee, çarpı 180 bölü n'de 5n-2 çarpı 180 bölü 5n formülünü kullanacaksınız burada. Ya da şöyle yapmak daha mantıklı bence. Dış açıdan gidin arkadaşlar. Dış açıdan gidince burası ne yapıyor? 180 eksi alfa yaptı. Hocam burası ne yaptı? Dış açısı 132 eksi alfaya eşit oldu. E bunun dış açısı neye eşit? 180 eksi alfa e, şu kenar sayısı en ya en kenarlı ya arkadaşlar. 360 bölü kenar sayısına eşit değil midir? Evet şuradaki 132 eksi alfa neye eşittir arkadaşım? 132 eksi alfa da 360 bölü kenar sayısı. Bu da 5 n değil mi kenar sayısı? Evet. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Buradan bir şeyler zaten gelecek. E i̇şte iki bilinmeyenli iki denklem var. İşte ne yapalım burada? Hocam bu ne yapıyor? 72 bölü n yaptı. E gel burada 72 bölü n yerine burada yerine yazsak nasıl olur? Olur. Yok etme metodu da kullanabilirsiniz. Alfa'yı yerine de yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Burada arkadaşlar ben 180 eksi alfa eşittir. 360 dediğimiz bakın nedir? 5 çarpı 72 bölü n değil midir arkadaşlar? 5 çarpı 72 bölendir. E 72 bölende zaten 132 eksi alfa eşit değil mi? Evet. Bunun yerine gel şunu koy arkadaşım. Yani 180 eksi alfa eşittir. 5 çarpı 132 eksi alfa eşit oldu. O zaman buradan devam edelim arkadaşlar. 180 eksi alfa eşittir. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15 16. 5 kere 1 5 6. 6600 yaptı burası. Çarptığımız zaman 660 yapıyor. Pardon 660 yaptı. 660 eksi 5 alfa eşit oldu. Bunu attık öbür tarafa. E, artı 5 alfa eksi alfa 4 alfa yaptı. 660'tan 180 çıkınca 660'tan 180'i çıkartırsam. Evet 0, 8, 480 mi yaptı? 480'e eşit oldu. Hemen şunu sileyim. Burada işlem yaptığım belli olmasın. Neyse alfa da buradan 120'ye mi eşit oluyor o zaman arkadaşlar? Evet. Alfamız 120 oldu. Alfamız 120 ise gençler 120 ise Burası dış açısı 60. N dediğimiz kaç yaptı? 6 yaptı. 5 N dediğimiz kaç yaptı arkadaşlar? 6 kere 5 30'a eşit oldu arkadaşlar. Çünkü N burası 60 ya dış açısı. 360 bölü 60 kenar sayısı eşittir. N 6 ise burası da 30 oldu. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? 30 eksi 6. Yani birinin şey bize Beyza'nın yaptığı çerçevenin köşe sayısından ne kadar fazladır diye soruluyor. Behlinin yaptığı çerçevenin köşe sayısı. Biri 30 gen çıktı. Biri de 6 gen çıktı. 30 eksi 6 isteniyor bizden. Cevabımız böylelikle 24 çıkar. Ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. Yani 6. testi o zannediyoruz. Bir sonraki videoda 7. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.